Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Nisan Salı. Radio Kassel'den merhaba. Korona aşısı firmalarına karşı 185 dava açıldı. İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bilinmeyen korona aşılarını üreten firmalara karşı şu ana kadar Almanya'da en az 185 insan korona aşılarının sağlık sorunlarına yol açtığı iddiasıyla dava açtı. Düsseldorf ve Wiesbaden'daki iki hukuk firması kendi verilerine göre toplamda 185 davayı temsil ettiklerini duyurdu. Davacıların büyük çoğunluğu korona aşısı nedeniyle kalp rahatsızlıkları yaşadıklarından ve nefes alma zorluğu çektiklerinden şikayetçi. Davalar dört büyük korona aşısı üreticisine karşı açıldı. Sektördeki uzmanlara göre Düsseldorf ve Wiesbaden'daki hukuk firmaları davacıların büyük bir kısmını temsil ediyor. Konuyla ilgili aşının olası hasarına ilişkin ilk davanın yakında başlaması bekleniyor. İlk duruşmanın 28 Nisan'da Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde yapılması planlandı. Burada bir kadın davacının Mainz merkezli aşı üreticisi BioNTech'e karşı açtığı davaya bakılacak. Tıp mesleğinde çalışan davacı birçok sağlık şikayetinin yanı sıra COVID-19 aşısı nedeniyle kalbinde sağlık sorunları meydana geldiğini iddia ediyor dava sürecinde aşı ile sağlık sorunları arasında bir bağlantı olup olmadığı sorusuna cevap bulmaya çalışılacak. Düsseldorf Hukuk Bürosu verilerine göre yaklaşık 3 bin civarında dava açılması yönünde başvuru yapıldı. Bunlardan 810'unun dosyası kabul edildi ve 135'i hakkında da dava açıldı. Ancak yüzlerce dava reddedildi. Mahkemede korona aşıları için diğer tıbbi ürünlerle aynı sorumluluk kuralları geçerli olduğu belirtildi. Üreticinin bir üretim hatası tespit edilmesi durumunda sorumlu tutulabileceği açıklandı. İlacın yanlış uygulanması durumunda ise aşıyı yapan kişi sorumlu tutulabilecek. Roberto Enssü'ne göre yılbaşına kadar Almanya'da yaklaşık 192 milyon korona aşısı yapıldı. Yaklaşık 65 milyon insan en az bir kez aşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bayantech, şimdiye kadar Bayantek tarafından incelenen vakaların hiçbirinde ortaya çıkan sağlık bozukluklarıyla aşı arasında nedensel bir bağlantı olduğunu kanıtlamanın mümkün olmadığı vurgulandı. <laughs> Halk öfkeli. Uzun bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilmez görünüyordu. Ancak şimdi tahtı gözle görülür şekilde sallanıyor parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık bir ay kala neredeyse tüm anketler muhalefet adayının önde olduğunu gösteriyor. Peki Erdoğan dönemi yakında tarih olacak mı? Frankfurt'ta mücadele Erdoğan'a bir kez daha şans verilmesini isteyenlerle oyun bitti diyenler arasında. Oyun bitti diyenler ülkenin acı çektiğini, birçok gencin ülkeden kaçtığını, birçok kadın ve genç kızın gelecek korkusu yaşadığını bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneldiğini söylüyor. Kılıçdaroğlu iyi bir konuşmacı ve karizma birisi değil. Ancak dürüst olması onu çekici hale getiriyor diyenlerin sayısı da az değil. Muhalefete baskı, ısrarcı enflasyon, zayıflayan ekonomi 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan ve AKP'ye isyanın sebebi oldu. Sokak söyleşilerinde vatandaş tepkisini "düş artık yakamızdan" diyerek ifade ediyor. Siyaset bilimci profesör Burak Çopur HR Info'ya yaptığı açıklamada Türkiye'de yaklaşık bir ay sonra yapılacak milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir kader seçimi olduğunu söyledi. Çopur'a göre eninde sonunda insanlar parlamenter demokrasiye mi dönmek yoksa otokratik bir sisteme devam etmek mi istediklerine karar verecekler. Çopur aslında Erdoğan için seçimin bittiğini söylüyor. Ancak yenilgiyi önlemek için elinden gelen her şeyi yapacak. Artık iş muhalefetin seçimleri korumak için nasıl konumlanacağına bağlı. Hristiyan Demokrat Birlik Seyidoğlu Partisi milletvekili Güler, iktidardaki AKP yandaşlarının Almanya'da seçim kampanyasına katılmalarını eleştirdi. Kuzeyren ve entegrasyon sorumlu eski devlet bakanı AKP'lilerin kutuplaştırıcı seçim kampanyalarının Almanya'da yaşayan Türklerde Almanya'nın değil Türkiye'nin bir parçası oldukları hissini güçlendirdiğini belirten Güler bunun da entegrasyon çabalarını boşa çıkardığını söyledi. Seçimlerden önceki 3 ay boyunca Almanya'da Türk politikacıların resmi seçim kampanyası düzenlemesi yasaklanmıştı. Güler buna rağmen AKP destekçilerinin dernek ve kuruluşlar aracılığıyla AKP için kampanya yaptığını belirterek Almanya'daki yetkili makamların verilen izinlerde daha dikkatli olması çağrısı yaptı. 9 euroluk biletin yerine geçecek ülke genelinde geçerli olacak 49 euroluk bilete talebin çok yüksek olduğu açıklandı. Peşin satışların İlk 3 gününde yalnızca Doğu Şabağı'ndan 250 bin Doğuçlan tiket satın alındı. Şirket gelecekte bileti her 5 kişiden birinin kullanmasını bekliyor. Mayıs ayından itibaren ülke genelinde geçerli olacak Doğuçlan tiket şimdiden popüler hale geldi. Ön satışların ilk 3 gününde sadece Doğu Çaban tarafından 250 bin bilet satıldı. Şirketin bölgesel satış sorumlusu Pala ön satışların ilk üç gününde sadece Doğu Çabağ'ın üzerinden 250 bin insanın indirimli bilet satın aldığını açıkladı. <laughs> Almanya nükleere veda ediyor. Almanya'daki son üç nükleer santralin cumartesi günü devre dışı kalması planlanıyor. Şirket sahipleri veya yöneticileri ise nükleer santrallerin kapatılmasını eleştiriyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odası DIHK Başkanı Adrian buna gerekçe olarak tedarik dar boğazları tehlikesini ve yüksek fiyatları gösterdi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck nükleer enerjiden vazgeçilmesi sonrası enerji sorunu yaşanmayacağı güvencesi verdi. Funke Medya Grubu'nun gazetelerine verdiği demeçte Almanya'daki enerji tedariki güvenliği zorlu kış aylarında garanti altına alındı ve garanti altında olmaya devam edecek dedi. Gaz depolama tesislerindeki yüksek doluluk seviyeleri, Kuzey Almanya kıyılarındaki yeni likit gaz terminalleri ve daha fazla yenilenebilir enerji nedeniyle durumun iyi olduğu açıklandı. Abek enerjinin %80'inin 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını iddia etti. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.